Tabii ki bu dönemde bu işte karantina dönemi mi deriz, evde kal dönemi mi deriz, ama bu koronavirüsü sürecinde hayatımız biraz farklı, mekaniklerimiz biraz daha farklı çalışıyor. Önce bunu soracağım, senin bu karantina sürecinde hayatın nasıl yürüdü, nasıl etkiledi seni? Ben öncelikle şu anda kendimi haber bültenine bağlanan bilim kurulu üyesi gibi hissediyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Bu önce onu bir üstümden atmam lazım, o gerginliği. Vallahi şimdi şöyle, aslında fiziki olarak ya da fiiliyatta çok aşırı aşırı bir şey değişmiyor. Çünkü biz zaten böyle oyuncular olarak ya da bir şekilde medyada iş yapan adamlar olarak, ya yani benim kategorim için söylüyorum, biz zaten mevsimlik işçiyiz. O yüzden hani dolayısıyla bizim zaten çok yoğun çalışıp böyle bir sürede evde oturduğumuz dönemler oluyor. O yüzden böyle vücut aslında buna tepki vermedi. Yeni bir şeymiş gibi tepki vermedi. Çalışmadığımız bir dönemde evde oturuyormuş gibi psikolojiye yedirdik bunu. Ben kişisel olarak öyle yedirdim. Evet, zaten benim evde için çok iyi oldu. Değil mi? Zaten evet. Çok evde vakit geçirmeye dönem alışık bir meslek grubu. Aynen. Peki şimdi evde yani hani vakit geçirirken bu karantina döneminde sen hani bireysel olarak Ümit Erdim olarak bu süreci kendin yaşıyorsun. Ama tabii eşin var, dünya tatlısı kızın Ses var. Teşekkür ederim. Onlarda nasıl durum? Zaten Ses yani artık aldı başını gidiyor da onu da soralım, onu da merak ediyoruz. Hanım da çok şikayetçi değil çünkü zaten hani... İşten ayrılmıştı ve zaten uzun bir süredir doğumundan beri evdeydi. O yüzden böyle büyük majör değişiklikler onun da hayatında olmadı. Sadece bizim ikimizin de hayatında köklü değişiklik Ses'in şu anda 2 yaş sendromuna girmiş olması ve karantinaya denk gelmiş olması. Biz orada... Çifte katmerli oldu diyorsun yani. Biz orada yelkenleri artık indirdik. Yani bizim şu anda çözemediğimiz tek konu abi. O her gün mesai başlıyor sabah 7'de. Akşam 8'e kadar böyle bir döngümüz var. Her gün bir şey öğreniyoruz hanımefendiden. Ortalığı yakıp yıkıyor. Yani işte koşturuyoruz peşine. Siz bütün dünya gibi evden çalışmaya devam ediyordunuz. Bayağı mesai yapıyor çünkü mesai. Hiç o hani geçen sene de böyleymiş gibi. Sanki onun rutini oymuş gibi devam ediyor. Peki ama gerçekten çok tatlı bir çocuk. Yani ben nerede bir Ümit Erdim, senin ismin geçtiği anda hemen peşinden önce Ses geliyor yani. Onu söyleyeyim abi. Öyle. Bir Ses geliyor. Kız benden ünlü. Kız benden ünlü. Vallahi öyle. Kabul ettim zaten. Boynuz kulağı biraz erken geçti. Yani bir sene itibariyle geçiverdi yani. Evet. Şimdi Ümit, aslında senin tabii ki kariyerin, yaptığın işler, konuşacağımız şeyler var ama ben bu hikayenin en baş taraflarını çok severim. Genelde çünkü insanlar hayatlarının her alanında bir hedef, bir hayal kurarken o çıkış noktalarında önce bir harekette zorlanıyor. O yani bir kere çıktıktan sonra belki biraz daha örmesi kolay. Senin için başlangıç ilginç de bir başlangıç aslında. Biraz şu tüm hikayenin o İzmit'ten İstanbul'a gelme süreçlerinden birazcık bahsedelim mi? Bahsedelim, orası çok önemli nokta. Evet. Çünkü şimdi şöyle düşün abi, benim annem ilkokul öğretmeni ve böyle profil itibariyle de okulun bulunduğu mevki ve kitle itibariyle de daha gerçekten Afet Hoca gibi bir profildir annem, tamam mı? Böyle çok öğrencinin hayatına dokunur, öğrencilerin ailelerinde çok problemli aileler vardır, onları toparlar vesaire. Şimdi tamamen terzi kendi söküğünü dikemedi hikayesi oldu. Annem beni bir şekilde eviremedi, kontrol edemedi ve ben işte dersleri kötü olan ve sürekli okulda problem çıkaran çocuk formatındaydım. Şimdi ne oluyor? Tabii hepimizin yaptığı haylazlıklar vesaire. Detaya girmeyelim. Beni seven insanların da sevgisini azaltmayayım. Şimdi tabii bir noktada okulda bir aksiyon varsa, böyle tiyatro vesaire gibi, oralardayım ben. Hep en öndeyim. Hani bir şey varsa ben orada olmalıyım durumu. Aktif bir öğrenci olarak. Zaten tipim de iri. Her zaman var mısın Arif gibi. Yani sivri de bir herifim. Evet. Şimdi dersler kötü, oraya kaç, buraya kaç. Bir noktada okulun bütün o etkinliklerinde çok başarılı oldum ben. Sonra Türkçe öğretmenimiz Yusuf Şahin, hayattaysa ve bizi dinliyorsa kulakları çınlasın. Yusuf Hoca annemi çağırdı. Ve özetle, yani uzatmayayım, konunun özeti şu. Hocam bak, biz meslektaşız. Sen bunu al, bir tiyatro kursuna bir yere ver. Bundan başka bir halt olmayacak. Yani... Konuşmanın özeti bu. Bu dille tabii ki söylemedi ama özeti süzdüğün verdiği zaman buydu, mesela, tamam mı? Bu çocuğu buradan bu al. Ya bak, net bu. Net buydu, tamam mı? Şimdi burada annemi bak anlattım, Afet Hoca gibi bir profil. Normalde yıkılıp üzülüp. Nasıl olur efendim diye, o da tabii yani, değil mi? Beni perişan etmesi lazım. Ben diyorum ki bittim bu sefer. Hani eve gidiyoruz, annem gülüyor.
Ya diyorum ki o bir yerde bir mantık hatası var. Acaba diyorum fazla adrenalin, fazla sinirden güler ya insan. Öyle bir şey mi oldu acaba? Ya kadını annem, kaybediyoruz diyorsun yani. Ya dedim gitti evet. Yani ben bittim dedim yani. Haşlayacak beni. Annem meğerse abi öğrenciyken çok fazla tiyatro grubuna ya da etkinliğe katılmak istemiş. Annem yeteneksiz olduğu için almamışlar. Ah. Şimdi annem ulan bizim oğlan galiba bu işi kıvıracak diye mutluluktan uçuyor bu şikayet üstüne. Hani kendi yapamadığı şeyi çocuğunda görme şeyiyle biz böyle güle oynaya döndük eve. Ben ilk senenin sonunda Romeo Juliet'te Romeo oynadım. Vay. Yani çok doğru bir nokta atışı olmuş aslında bu. Hem öyle oldu ama bir taraftan da tiyatro okulu daha butik bir kurum. Hani tabii ki kurumsal bir yapı değil. Yaşlar da küçük ama bir taraftan tabii hem şişmanım, annemin taytını giydim oyunda. O biliyorsun o kadife öğretmen taytı vardır 90'larda. Tabii tabii. Onunla ben o Romeo'yu onunla oynadım mesela. Evet. Onu da oynadım abi. Tabii salon 550 kişi bu arada. Eş, dost, akraba, bütün İzmit orada. Salon, dolu salonu oynadık, tamam mı? Ve tabii yerel gazeteler, Kocaeli Gazetesi bilmem. Keşke onu bulsam, vardır bir yerde illaki. Şimdi ne oldu biliyor musun? Tiyatro okulu işte ilk oyununu sergiledi, haberler yapılıyor. Yerel gazeteleri düşün, siyah beyaz. Ben oynamışım Romeo Juliet'in son sahnesinde Romeo Juliet ölür. Şimdi ben ölmüşüm, yatıyoruz, seyirciye doğru ayaklarımız bu şekilde duruyor, tamam evet. mı? Başrolüm, Romeo'yum, Juliet yanımda. Ama gazetedeki resim o, biz ölü yerde yatarken diğer bütün ekip ayakta, biz görünmüyoruz. Tamam mı? Hani Romeo Juliet oynandı diye haber yapılıyor. Bir de ayaklar böyle ya. Ben çorapla oynadığım için sahnenin şeyinde delinmiş. İki tane patates var. Bir topuk, bir ön açık. Yani ben böyle başrol Romeo falan acayip gazeteyi aldım, bu manzarayı gördüm. Yani hiçbir şey yok. O kadar, hani ilk yıkımım odur benim mesela. Evet.